from no one. Yeah, I'm young, 21, living in a crazy world, but I know the difference between a man and a hood. You frontin' like you got it clean. Merhaba arkadaşlar, ben Erdem. Bugün sizlerle bağımsız aracımızı interiörü nasıl aktarırız onu göstereceğim. İnteriörü ben RJL'den alacağım çünkü RJL'de o kadar seçenek olduğu için. Neyse arkadaşlar, şimdi aracımıza giriyoruz. Ondan sonra bir de RJL modumuzu açıyoruz. 2.0'da yanlış hatırlamıyorsam. Etiski RJL. 2.0, yani bu Crack Z mod açan, yani 3.1.4 çıkmadan önce açan RJL. Eskiden indirmiştim. Şu an var mı bilmiyorum. Arkadaşlar buradaki vehicle klasörünü kopyalıyoruz. Bizim aracımıza yapıştırıyoruz. Bekleyelim. Giriyoruz arkadaşlar vehicle truck. Interior arch hepsini siliyoruz. Upgrade'de direksiyon arch hepsini siliyoruz. Tamam. Z modumuzu açalım. Bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hangi interior 5 series, 6 series olduğunu bilmeyenler için şöyle bir şey yapabilirler. Örnek veriyorum. 5S modeli importlayalım. Önce de ben yaptığım için. Normal STVT diyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Görün arkadaşlar, bu böyle. Like'tan biraz kapatalım. İnterör bu. Ama ben High Rank ST ve şu interior daha çok hoşuma gidiyor. Bunu yani oyunda göstereceğim. Arkadaşlar böyle Isolated, Proprietors vesaire yapabilirsiniz RJL'de, ama RJL'de olmaz. Nedeni ise RJL export attığı zaman direkt Z moddan atıyor. Bazı interiörleri böyle kendiniz bağımsız videomda göstermiştim. Dosyalı oluşturarak yapabilirsiniz. Neyse, tamam. Bu interiörü alacağım arkadaşlar. Şu an Z modda yapacağımız hiçbir şey yok. Çünkü vehicle klasör topladığım için def sadece bizim işimiz şu an. Yani nasıl anlatayım? Mesela şunu alırsanız başka interiör. Şunu alırsanız başka interiör. Örnek veriyorum, real bir araç yapıyorsunuz. Hangi base serisi interiöre ait olduğunu bilmiyorsunuz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi Z moddan importlayıp, bak şu variant Highline STV yazıyor. Neyse, Highline STV işte o. Dev, vehicle, truck. Bizdeki interior çağrı hepsini silelim. Sonra RJL'in interior kısmına gelelim. Yani RJL'in def kısmına. Kapatmışız değil mi? Aynen. ETS2 özel modlarım. Arkadaşlar sesim kötü çıkabilirse biraz hastalanmışım. Haberiniz olsun. Truck interior. Şimdi arkadaşlar ne? 5SV Highline'de değil mi? Buradan 5SV Highline. Buluyoruz arkadaşlar. Buldum. Arkadaşlar şu varyanta bakın. Highline STV diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Highline STV. Bu interiörü alacağız. Ben iki tane alacağım. Hem direkt hem GPS'li hem GPS'siz. X GPS demek. Bu ikisini alalım. Sonra 5S Animations'ı alalım. Şimdi 6 yaparsanız 6'nın animasyonunu alacaksınız arkadaşlar. Eğer normal yaparsanız normal animations'ını alacaksınız. UK fazla kullanılmıyor. 5S 3 tane dosya olması lazım aynen. Şimdi dashboard color. Ondan sonra glass. Seat. Şunu da alalım. Toplam 6 olacak. Tamam. Geçelim. Şimdi interiörümüz için açalım bunu. Şimdi şu animations işimiz yok. Seyahatte işimiz yok. Şu 3 ile işimiz var. Ha, şu Skyline R420 değiştir. Bu doğru. Doğru. Model dost model hiç eylemiyoruz arkadaşlar. Çünkü direkt kullan CTRL, CCTV yaptığımız için direkt öyle okutacak. Neyse tamam. Şu X modeli silelim. Highline olmayacak arkadaşlar. Bizim kabin defimiz şöyle anlatayım size. Bak normal. O yüzden buraya normal yazacağız. Normal. Tamam. Tamam. Kaydet. R420 tamam. Buraya da normal. Doğru. Doğru. Kaydet. Glass da tamam. Onu da kaydettik. Şimdi kabin defimize giriyoruz. Interior standarttı. Bunu dur. İsmini kopyalamamıştık değil mi? Aynen.
5 seviye highline yapıyoruz. Yoksa oyundan direkt atar. Burayı değiştirmezseniz. Kaydet. Şimdi direksiyonumuzu yapalım. Ha, direksiyon şeyini almadık değil mi? Ama PMD'sini aldık diye hatırlıyorum. Bakalım bir. Vehicle, truck, upgrade. Aynen almışız. Define alalım direksiyonunu. Steering wheel. Def, vehicle, truck, aksesuarı, steering wheel. Şu. Allah, aksesuarı. Hepsine de yazalım geçsin. Zaten iki tık yapıyoruz. Tamam, kaydet. Çıkalım. Şimdi truck dealer'ımıza girelim. Umarım hiçbir şey unutmamışımdır. Uzun zamandır interior aktarmıyordum. Direksiyonumuzu ayarlayalım. Truck dealer'ımızı ayarlayalım. Interior. Gene bir şeydi ya. Tamam, şimdi oyuna girebiliriz. Aa, şimdi U'yu unutmamak lazım. Ötesini de anlatayım ben de unuturum. RG'li. U'yu, şu U'yu da kopyalayalım arkadaşlar buraya. Dashboard ile ilgili bunlar. Bir kontrol edelim. Buna hiçbir şey yapamayız. Yok. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi oyunumuza girelim. Aziz Allah. Oyunumuza aktifleştirelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Skyna seçilen galeriye git. Ben önce de almıştım Skyna'yı. Tamam, bunlar zaten oynanıyordu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi GPS'siz. Aynalar falan kayması çok normal. RC'nin interiörünü aldık. Eğer aynaları oturtmak istiyorsanız da aynı mantık upgrade def yoluyla ayarlayabilirsiniz aynaları. Mirror'dan ileri. Şöyle bir renk yapalım. Arkadaşlar ilk önce böyle bir deneyelim aracımızı. Sıkıntım var. Niye bu kadar parladı? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi interiörümüz burada. Fazla. İnterör aktarma böyle yani. Biraz şöyle bir gidelim. Gördüğünüz gibi yeşil yeşil. Animler çalışıyor. Şuradaki beyaz şeyden bir haberim yok, niye öyle? Konsolda ne diyor? Mat ha. Dashboard klasörünü bir göz gezdiririz şimdi. Neyse, şimdi şeyi deneyelim. F7'ye atıp direkt, yani GPS'liyim. Sparşonayla.
Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi GPS'li. Ses modumuz zaten önce bir videoda vardı. O yüzden aynı aracı üzerinden devam ettim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir interior aktarma böyle. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Arkadaşlar hatayı çözdüm galiba. Materyali alacağız. Ya materyal almayı unuttuk. Aslında ben biliyordum da size göstermeyi unuttum. Şöyle arkadaşlar rejile giriyoruz. Şu materyali CTRL CTRL yapıyoruz. Genel oyunda deneyelim sizin için. Arşiv ekle. Zip depola. Onu unuttuk. Yazıdan eklemektense video birleştiririm daha iyi. Neyse bir daha oyuna girelim. Zaten konsol gösteriyor hatasını bunu. Yani konsola basıp yani dosyalı falan gösteriyor. Bir deneyelim. Sür diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfır hatalı interior konverte. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle bir şey yok. 12 yapalım. Bak GPS'limiz. Işıklar. Sinyal. Şeyde deneyelim bir de. Araba sesi iyi bağırıyor. Dediğim gibi aynaları öyle aktaracaksın arkadaşlar o mantıkla. Bak arkadaşlar hem de materyal attığımız için ikonu da gelmiş. Bunu isterseniz siz bunu değiştirebilirsiniz. Böyleydi. Bir de GPS'siz deneyelim. Arkadaşlar sadece bir tane interior aktarmak gerek yok. İsterseniz çok fazla interior aktarabilirsiniz ama def yazmanız lazım benim mantık gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuş. Materyal almayı unuttuğumuz için konsolda da sadece şu benim araçla alakalı bucket model inçasıyız. Poligonu fazla olduğu için materyallerle ilgili sıkıntı var. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer Zmod videolarını görüşmeyecek. Hoşça kalın.